Merhaba arkadaşlar, redox tepkimelerinde 11. videodayız. Redox tepkimelerinin denkleştirilmesiyle ilgili örnekler yapıyoruz. Bu videoda da 3 tane daha örnek çözeceğiz. Dolayısıyla uygulamaları ile birlikte redox tepkimelerinin denkleştirilmesini nasıl yaptığımızı öğreniyor olacaksınız. İlk videomuzda 3 örnek vardı. Şimdi burada da 3 örnek var. Gene en temel örnekler. Bundan sonra değişen noktalardan da bahsedeceğiz ama şu temel örnekler üzerinden iyice pekiştirelim. Sorumuz belli zaten. Redox tepkimesini denkleştirin. Şimdi ne yapıyorduk önce? Yükseltgenme basamaklarını buluyorduk. Hidrojen peroksit yoksa oksijeni eksi 2, hidrojeni artı 1 olarak kullanıyorduk zaten. Bulalım. Tek tek. Şimdi hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 8 artı 3 toplamların 0 olması için burada fosfor artı 5 yükseltgenme basamağında. Oksijen eksi 2. Birebir birleşmişler azot artı 2, suda hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Ürünlere geldim. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması için azot burada artı 5 yükseltgenme basamağında. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, eksi 6 artı 3 toplamların 0 olması için fosfor da burada artı 3 yükseltgenme basamağındaymış. Bunları bulduk. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Yükseltgenen ve indirgenen maddeleri belirliyorduk. Bakalım hemen. P artı 5'ten hop artı 3'e gelmiş. Demek ki fosfor atomları indirgeniyor. Bir tanesi artı 5, bir tanesi artı 3. Demek ki 1 molü 2 mol elektron almış. Hatta bu indirgendiğine göre H3PO4 bizim yükseltgen maddemiz. Peki bu indirgendiğine göre yükseltgenen kim? Azot bakınız artı 2'den artı 5'e yükseltgeniyor. Artı 2 idi. Bir tanesi artı 5'ti. Dolayısıyla burada 3 elektron da verilmiş. Bunları buluyorduk. Sonra alınan verilen elektron sayılarını yani 2 ve 3'ü ortak bir kat bulup denkleştiriyorduk bir kat sayıyla çarparak. Şimdi ne yaptım? 3 ile çarptığımda 6 elektron alınır, 6 elektron verilir yaptım. Ve bu çarptığımız kat sayıları denklemde bu maddelerin önüne yazıyorduk. Fosforları 3 ile çarptığımız için bakınız buraya 3 ve buraya 3 diyeceğim. Azotları 2 ile çarptım. Demek ki bunun önüne 2, bunun önüne de 2 diyeceğim. Şu an alınan verilen elektronu ve yükseltgenen indirgenen atom sayılarını eşitledim. Son kuralım da hidrojenleri eşit demek. Bakınız 9 hidrojen burada var. Bu tarafa geldiğimde 9, 2 daha 11 hidrojen var. Demek ki bunun kat sayısı da 1 olacakmış. Dediğim gibi normalde 1'leri yazmayız ama burada kime katsayı koydunuz, kime koymadınız bunu ayırt edebilmeniz önemli. O yüzden yazıyorum. Ve son olarak oksijenleri sayacağız. Eğer oksijenler eşit çıkarsa doğru yapmışızdır. Burada kaç tane var arkadaşlar? 12. 2 daha 14. 1 daha 15 tane oksijen atomu girenler de var. 6, 9 daha 15 tane oksijen atomu da ürünlerde var. Denk çıktığına göre siz bu redox tepkimesini doğru eşitlemişsiniz demektir. Yine kolay bir örnek. Örnek 5. Hatta bence siz bu örnek 5'i videoyu durdurup bir kendiniz yapmaya çalışın. Sonra izleyin. Çünkü aynı kurallar geçerli. Henüz bir farklı noktaya gelmedik. Burada 4 örnektekinin benzerini yapıyor olacaksınız. 5 ve 6'yı yaparken bir videoyu durdurun. Kendiniz çözün. Sonra da kontrol edin arkadaşlar. Şimdi yükseltgenme basamaklarını bulalım. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijeni eksi 2 alacağım. Hidrojen zaten artı 1'di. Artı 1. Artı 3 etti. O zaman fosfor eksi 3'müş. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 6 artı 1 toplamlarının 0 olması için azot artı 5. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. Eksi 8 artı 3 0 olması için P artı 5. Oksijen eksi 2, birebir birleşmişler azot artı 2, zaten artı 1 ve eksi 2. Bunları bulduk. İlk adımımız.
İkinci adım, yükseltgenen ve indirgenen maddeleri bulacağız. Bakınız, P-3'den artı 5'e gelmiş. Bir tane fosfor, -3 yükseltgenme basamağına sahipken, tepkime sonunda bir tanesi artı 5 olmuş. Ne olmuş o zaman arkadaşlar? Burada 8 tane elektron vererek pH3 yükseltgenmiş. Demek ki indirgen madde. İndirgenen kim? Hop, baktık, azot artı 5'ten artı 2'ye. Artı 5 yükseltgenme basamağına sahipken artı 2'ye indirgendiğine göre bir tane iyonumuz burada. Taneciğimiz, iyon diyemem bunlara, çok özür dilerim. Yükseltgenme basamağı diyeceğim. 3 tane de elektron alınmış. Şimdi alınan verilen elektron sayılarını da bulduk. Ne yapacağım sonra bir diğer adımımda? Alınan verilen elektron sayılarını eşitleyeceğim. O zaman burayı 3 ile çarparsam 24 elektron verilir. Burayı 8 ile çarparsam 24 elektron alınır haline getirdim. Ve bu kat sayıları bu redoksa giren indirgenen yükseltgenen maddelerin denklemde önüne yazacağım. P'lerin önüne 3 koyacağız. 3 ve 3. Azotları 8 ile çarpmıştık. 8 ve 8. Son olarak hidrojenlere bakıyoruz. Sayalım. Girenlerde bakınız. 9 hidrojen burada var. 8 de burada var. Yani 17 tane hidrojen atomumuz girmiş. Burada 9 tane var. Demek ki 8 tanesi de suyun önünde olmalı. Buraya 4 kat sayısını koyacağım. Şu an tepkimimiz denk. Nasıl sağlamasını yapacağız arkadaşlar? Oksijenleri sayarak. Eğer eşitse soruyu doğru çözmüşüz demektir. Sayalım. Oksijenler, bakınız burada 24 tane oksijen var girenlerde. Ürünlerde 12, 8, 20 etti. 4 de burada var. Evet, 24 oksijen de çıkmış. Bunların sayısı eşit olduğuna göre arkadaşlar biz bu soruyu doğru çözmüşüz demektir. Evet, bu videoda son örneğimiz. Lütfen arkadaşlar bir durdurup kendiniz yapın. Sonra buradan izleyin. Oksijenleriniz denk çıkıyorsa doğru çözmüşsünüz demektir. Başka hiç kimseye doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye göstermenize gerek bile yoktur. Bulalım. Şimdi ne yapacağız? Yükseltgenme basamaklarını bulacağız. Hidrojen peroksit olmadığına göre oksijeni -2 alacağım. Hidrojen artı 1, oksijen -2, -6, artı 3. Dolayısıyla arsenik burada artı 3'müş. Devam edelim. Hidrojen artı 1, oksijen -2, Mn burada -8 artı 1, toplamlarının 0 olması için artı 7 almış. Hidrojen artı 1, oksijen -2, -8, artı 3, toplamlarının 0 olması için artı 5 almış. Oksijen -2, manganın o zaman burada artı 2'dir yükseltgenme basamağı, artı 1 ve -2. Bunları bulduk. Sonra kim yükseltgenmiş dediğimizde bakınız, arsenik artı 3'den artı 5'e yükseltgenmiş. Hatta mangan da artı 7'den artı 2'ye indirgenmiş. Yazalım. As bir tanesi artı 3'den artı 5'e yükseltgeniyor. Demek ki 1 mol 2 elektron vermiş. Hatta yükseltgendiğine göre kendisi, yani şu madde bizim indirgen maddemizdir. Ama sileyim şimdi karışmasın. Sonra Mn artı 7'den ne yapmış? Mn artı 2'ye indirgenmiş. Demek ki 5 elektron alınacak. Alınan verilen elektronu bulduk. İkinci yapacağımız bunları, ya da üçüncü, beşinci bilmiyorum, eşitlemek. 2 ve 5. Burayı 5 ile çarparsam 10 elektron verilir. Burayı 2 ile çarparsam 10 elektron alınır durumuna getirdim. Bu kat sayıları da denklemde maddelerin başına yazacağız demiştik. Yani arseniklerin önüne 5 yazacağız. 5 ve 5. Manganları 2 ile çarptığımız için bu maddelerin önüne de 2'yi koyacağız. Şu an yükseltgenen indirgenen atom sayılarını ve alınan verilen elektron sayılarını eşitledik. En son yapacağımız da hidrojenleri eşitlemekti. Sayalım. Burada 15 hidrojen var. Burada da 2 tane var. Demek ki 17 hidrojen giriyor. Bu tarafa baktığımda 15 tane var. 17 olması için demek ki bunun kat sayısı da 1 olacak arkadaşlar. Hep söylüyorum. Ben bu 1'leri, 2'leri hepsini yazarım.
Çünkü neyin önüne katsayı koydunuz, neye koymadınız bunu ayırt edebilmeniz bu tepkimelerde önemlidir. Şimdi ne yapacağız? Sağlama yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Oksijenleri sayarak. Bakınız 15, 8 de burada 23 tane oksijen girmiş. 20, 22, 23, 23 oksijen de açığa çıkmış. Oksijen sayıları korunduğuna göre evet biz bu redoks tepkimesini yine doğru denkleştirmişiz demektir. Tekrar söyleyeyim, eğer bunları eşit buluyorsanız doğru çözmüşsünüzdür. Bulamıyorsanız en baştan itibaren kontrol edin. Çünkü değerlikleri yanlış bulmuş olabilirsiniz. Yani aralardan bir şeyleri kontrol etmeyin. Silin ve sıfırdan başlayın. Ve bir şey daha, oksijenler eşit çıkmışsa dediğim gibi bu redoks tepkimesini ben doğru mu yaptım diye bir kere bile şüphe duymazsınız. Çünkü yanlış yaptığınız anda oksijen atomu sayıları zaten denk çıkmayacaktır. Bu videoda örnekler yaptık. Bundan sonraki videolarda da devam edeceğiz örneklerimizi arkadaşlar. Görüşmek üzere.